Peki iş iade davası var. Kimler işe iade davası açabilir? Şimdi işe iade davası dediğimiz dava şu şekilde. Önce iş güvencesi diye, bak, iş güvencesi adı verdiğimiz bir kanunumuzun bir değerlendirmesi vardır. İş güvencesi nedir? Önce bunu izah etmemiz lazım. Çünkü iş güvencesi kapsamındaki işçilerin açabileceği bir dava türüdür bu. Yani iş güvencesi kapsamında olmayan bir işçi işe iade davası açamaz. Uygulamada çok sıklıkla rastladığımız bir dava türüdür bu. İş güvencesi nedir? İş güvencesi şudur. Bir iş yerinde 30 veya daha fazla bir işçi çalışıyorsa, yani kalabalık bir iş yeri ise ve işçinin sözleşmesi belirsiz süreli ve en az 6 aylık bir kıdemi var ise biz bu işçiyi iş güvencesi kapsamında değerlendiriyoruz. İş güvencesi kapsamında değerlendirdiğimiz işçilerin iş akitleri öyle herhangi bir sebeple feshedilemez. Ancak makul ve geçerli bir sebep bildirilmek suretiyle feshedilebilir işveren tarafından. Makul bir sebep. Makul ve geçerli bir sebep. İşveren işçinin iş akdini feshetti. İşçi bu feshi sebebinin geçerli bir sebep olmadığını düşünüyor diye. Ne olabilir mesela bu içerikte? Bu genel olarak şu şekilde oluyor. Yani yetersizlik. Performans yetersizliği ve işçinin davranışları uygulamada en çok rastladığımız konular. Peki. Şimdi performans yetersizliği göreceli bir kavram, subjektif bir kriter. Tabii. Yani işverenin beklentileri farklı olabilir, işçinin beklentileri farklı olabilir. İşte örnek vermek gerekirse işveren işçinin performansından memnun değil ve iş akdini sonlandırıyor. Tamam. İşçi de performansının yeterli olduğunu düşünüyor. Evet, önüne verilen işi bitiriyor vesaire. Evet, işte burada bir uyuşmazlık meydana geliyor. Tabii. Bunu uyuşmazlığı mahkeme çözümleyecek. İş akdinin gerçekten geçerli bir sebeple, yani performansın gerçekten yetersiz olup olmadığını mahkeme değerlendirecek. Performansın geçerli mi geçersiz, ona göre mahkemenin sonucunda bir karar verecek ve peki çok zor bir şey gerçekten burada tanıklar mı dinleniyor? Şimdi, yani o kişinin işinin yeterli olup olmadığını sonuçta belli bir tecrübede kişileri o işe alıyorsunuz ya da evet. Tecrübe ediniyor orada çalıştığı zaman içerisinde ve işini yerine getiriyor. Şimdi onun işini yerine getirdiğine bakan amiri midir, patronu mudur? Yani neye göre gerçekten? Şimdi performans kriteri neye göre belirleniyor evet. Dersek bu performans kriterini belirlerken burada işverenin beklentileri kesin hiç herhangi bir öneme sahip değil. Burada mahkemelerin performansa bakarken benzer işi yapan benzer işçilerin göstermiş olduğu ortalama bir performansı dikkate alır. Peki. Ve işçinin bu ortalama performansı sağlayıp sağlayamadığını dikkate alarak iş akdinin geçerli bir sebeple mi yoksa geçersiz bir sebeple mi feshedildiğine karar verir ve peki, bir karara ortalama bağlar. Ortalama performans gerçekten istenilen işi yerine getiren kişilerin yaptığı bir performans şekli midir? Yani o çalışma saat işte 8 saat 10 saat içerisinde tüm işi yapan, verilen görevi yapan kişi ortalama bir hizmet mi vermiş olur? Şimdi buna o şekilde bakmamak gerekir. Yani saat bazında çalışmakla yapılan işin performansı birbiriyle doğru orantılı olmayabilir. Olabilir. Her zaman. Burada yapacağımız inceleme az önce de bahsettiğim gibi işçinin kendisine verilen işi ne kadar kalitede, hangi kalitede yerine getirip getiremediği. Yani bir ürün imal etmesi isteniyorsa bu ürünün ortaya koymuş olduğu ürünün kalitesine bakılarak bu performans ölçütü evet, değerlendirilir. Çok güzel. Peki.